Doğada tek başımayım. Evet, yaklaşık 8 aydır doğada tek başımayım. Doğada hazır ne buluyorsam onları yiyorum. Sıkılmıyor muyum? Evet, sıkılıyorum. Doğada en sevdiğim anlar, birini gördüğüm sandığım anlar olur. Doğadaki tek eğlencem ise seren serengeti yaprakları. Bu yaprakları kasaturamlı kökünden keserek tadına baktığım zamanlar o mide bulantısının mükemmel bir eğlenceye dönüştüğünü fark ettim. Evet, yemeğimizi yemeden önce tabii ki ateşimizi yakmalıyız. Ve ateşimizi yakarken ki en önemli faktörlerden bir tanesi odunumuzun bu kalınlıkta olması. Sıra geldi ateşimizi yakmaya. Doğada bulduğumuz hazır ekmek. Hazır ekmeği kullanacağız şimdi. Ekmeğimizi kızarttıktan sonra doğada bulduğumuz hazır çimleri kullanacağız. Çimlerimiz hazır. Ekmeğimiz kızardı. Şimdi yemek vakti. Pişmiş kozalağımız çok önemli. Çünkü o turşu tadı veriyor. Bu ses ne ya? Yoksa ben... Müzik sesi. Bir yerden müzik sesi geliyor. Yoksa doğada tek başıma değil miyim? Ha? Herhalde doğada tek başıma değilim ben. Evet. Behlül. Anam! Sen de beni özledin, itiraf et. Bihter. O ne ya? Beni sevdiğini itiraf edemiyorsun. Bana deli olduğunu itiraf edemiyorsun. Doğada toplam şu anda 3 kişiyiz. Anam! Ne oluyor orada ya? Doğada tek başımıza olmadığımızı öğrendik ve bunu izlerken doğada hazır bulduğumuz çekirdeğimizi yiyerek izliyoruz. Hayır, vay. Ama bize gelmez ki böyle şeyler. Hayır, bize gelmez ki. 8 aydan beri doğada tek başımız. Burada olmaz. Kız. Vallahi gidiyor. Vallahi gidiyor. Yeter be. Doğada tek başına. Nereye kadar tek başına? Koş. Koş Hayret. Koş. Sen de koş. Sen kal doğada tek başına. 8 aydan beri program yapıyoruz, doğada tek başımayım ya. Çık içimden. Vallahi bıktım ya, hiç bir ihtiyacım karşılanmıyor. Birisini bulsam gideceğim, evleneceğim. O yüzden koşuyorum ben onun yanından. Biliyorum, sen de üzüldün. Üzülme tamam, ağlama. Ağlamak sonuç vermiyor ki. Ağlamak sonuç vermiyor. Niye ağlıyorsun yani? Hayır, ne güzel koşuyordum ben, anneme hissedecektim o kızı. Neydi o kızın ismi? Bihter.